Günlerdir merakla beklenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti gerçekleşti. Diyarbakır Havaalanı'na inen Başbakan ilk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i makamında ziyaret etti. Baydemir'le bir süre görüşen Başbakan, daha sonra Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani ile birlikte toplu tesis törenine katıldı. Törende ilk olarak Mesut Barzani konuştu. Barzani çözüm sürecinde destek verilmesi çağrısı yaptı. Barzani konuşmasında Türkçe barış mesajı verdi. Yaşasın Kürt'ü Türk kardeşliği. Yaşasın Türk ve Kürtlerin kardeşliği. Yaşasın barış. Yaşasın barış bizi aştı. Yaşasın özgürlük. Bizi azadi. Bizi birati ya Kürt'ü Türk. Yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği. Bizi aştı. Yaşasın barış. Bizi azadi. Yaşasın özgürlük. Barzani'nin ardından kürsüye Şivan Perver'le İbrahim Tatlıses çıktı. İkili de barış mesajları verdi. Aynen. Dostluk, kardeşlik, barış eli her zaman birbirini tutsun. Son olarak kürsüye Başbakan Erdoğan çıktı. Türkiye'nin sesini, bu toprakların sesini bugün artık vatanıyla, aşkıyla, sevdasıyla buluşturuyoruz. Nihayet hoş geldin Şivan Perver diyorum. Sevgili dostum Ahmet Kaya'yı vefatının 13. seneyi devresinde rahmetle yad ediyorum. Ah diyorum. Ah, o da burada olaydı. Başbakan konuşmasında çözüm sürecine değindi, bu sorunu biz çözeceğiz iddiasında bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında iki kez Kürdistan demesi de dikkat çekti. Hiçbir devlet, hiçbir çete, hiçbir lobi bizim çocuklarımızı kullanarak çıkar hesabı içine girmesin. Allah'ın izniyle, milletin hayır duasıyla Allah ömür verirse inşallah gelecek çok daha farklı olacak. Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun kucaklaştığını, bir olduğunu, beraber olduğunu, birlikte büyük Türkiye, yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Başbakan Erdoğan daha sonra Mesut Barzani, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve sanatçı Şivan Perver'le birlikte 364 çiftin toplu nikah töreninde nikah şahitliği yaptı. Tören sonrası Şivan Perver'le şarkıcı İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Hayatı devam ettirmek ve